Bu videoda farklı bir devre analizi türünü inceleyeceğiz. Bu analiz sinüzoidal kararlı durum analizi veya alternatif akım analizi olarak adlandırılır. Bu da aslında sinyalin işaretini değiştirdiği bir gerilim veya akım olduğu anlamına gelir. Yani işaret bazı durumlarda pozitif, bazı durumlarda ise negatif olabilir. Bu durumda genel olarak alternatif akım olarak adlandırılır. Alternatif gerilim de diyebilirdik ancak fizikte bu kavram alternatif akım şeklinde ifade edilir. Bu videoda burada gördüğünüz devreyi nasıl çözebileceğimize odaklanacağız. Bu bir RLC devresi. Bu videoda diferansiyel denklem kullanarak bu devreyi çözmeye çalışacağız. Bunun oldukça zor olduğunu belirtmeliyim. Aynı zamanda yeni bir devre analizi türü olarak sinüzoidal kararlı durumdan da bahsetmek istiyorum. Bunun devre üzerinde yapacağımız bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Bu da aslında soruyu çözerken çok işimize yarayacak. Bunun nasıl işimize yarayacağını ve sonuç olarak devrenin nasıl görüneceğini de göstereceğim. Daha sonrasında da bu değişimi anlamak için birkaç matematiksel işlem yapmamız gerekecek. İlk olarak devremize bakalım. Dediğim gibi bu bir RLC devresi. Bu devrenin çalışmasını sağlayan unsur. Yani bir gerilim bunun bir dalga biçimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu dalga biçimi devrede yer alan bobin, direnç ve kapasitörü besler. Önceki videolardan birinde bu devrenin doğal tepkisini bulmuştuk. Bunun içinde güç kaynağını çıkarıp kısa devre yaptırarak devreye bir miktar elektrik vermiştik. Daha sonrasında da doğal tepkisini yani kendi kendine ne yaptığını incelemiştik. Bu videoda ise devreyi bir üst boyuta taşımış olduk. Gördüğünüz gibi burada bir güç var. Dolayısıyla güç kaynağı ile birlikte devreyi bir daha çözmemiz gerekiyor. Bunun için diferansiyel denklem yöntemini kullanabiliriz. Bunun gibi bir devre analizinde ilk olarak Kirchhoff gerilim yasasını uygulayacağız. Denklemi buradan geçen akım için çözeceğiz. Yani denklemdeki bağımsız değişkenimiz I değeri. Şimdi de denklemi yazalım. Hatırlarsanız doğal tepkiyi bulurken farklı bir diferansiyel denklem kullanmıştık. O denklemi de gösterelim. L çarpı I değerinin ikinci dereceden türevi artı R çarpı I değerinin birinci dereceden türevi artı 1 bölü C çarpı I. Burada gördüğünüz değerler bu bileşenlerden geçen gerilim değerlerini ifade eder. Gördüğünüz gibi burada bobinin gerilimi var. Burada direncin gerilimi ve son olarak bu kısımda da kapasitörün gerilimi var. Bunlar da denklemde sırasıyla bobin gerilimi, direnç gerilimi ve kapasitör gerilimi şeklinde yazılır. Bu değerlerin toplamının da giriş voltajı yani VG değerinin türevine eşit çıkması gerekiyor. Bu aslında zorlanmış tepkiyi gösteren bir denklem. Yani burası zorlama işlevini ifade eder. Buna göre denklemi çözebiliriz. Bu oldukça zor bir denklem. Doğal tepki denklemi de zordu. Ancak güç kaynağı eklediğimiz için şu an işimiz daha zor. Buna göre bir çözüm yolu bulmaya çalışalım. Bunu da şu şekilde ifade edebiliriz. I değeri eşittir sabit bir değer çarpı e üssü doğal frekans çarpı t. Böylece belli bir zaman fonksiyonu için I değerinin çözüm yolunu bulmuş olduk. Buradaki S değeri frekansı ifade eder. Çünkü S çarpı T değerinin herhangi bir biriminin olması gerekmiyor. Dolayısıyla S değerinin biriminin 1 bir bölü zaman ya da frekans olduğunu söyleyebiliriz. Bu da doğal frekans olarak adlandırılır. Şimdi de I değerini yerine yerleştirelim. Böylece bu formülün işe yarayıp yaramayacağını bulabiliriz. Buna göre denklemi yeniden yazalım. I değerini çarpanlarına ayırdık. Onu da ekleyelim. Buradan da L çarpı S'nin karesi artı R çarpı S artı 1 bölü C gelir. Doğal tepki için bu formülün sıfıra eşit çıkacağını söyleyebiliriz. Buna göre doğal frekansın kaç olduğunu yani S değerini bulalım. Devrenin ilk haline bakarak A değerini de bulabiliriz. İlk başta devredeki enerji miktarı A değerini ifade eder. VG değerinin devreyi beslediği bu soruda bu denklemi VG değerine göre çözmemiz gerekiyor. Yani zorlanmış tepkiye göre soruyu çözmemiz lazım. VG değerinin devreyi besleyen bir dalga biçimi olmasını istediğimiz için bu denklemin matematiksel açıdan oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu denklemi çözmek uzun sürebilir. Bunun için bunun gibi denklemleri başka nasıl çözebileceğimize bakalım denklemi basitleştirerek bu zor işlemlerden kurtulabiliriz bunun için de vg değerini kısıtlamamız lazım buna göre vg değerinin sinüzoidlere eşit olduğunu belirtmemiz mümkün bu da omega çarpı t artı fi değerinin kosinüsüne eşit olur buradaki fi değerinin bir açıyı ifade ettiğini unutmayalım bunu omega çarpı t artı belli bir açının sinüsü şeklinde de ifade edebiliriz Buradaki her dalga biçimi sinizoid olarak adlandırılır. Yani sinizoidal kelimesi aslında kosinüs ve sinüsü ifade etmek için kullanılır. Bu kadar zor bir denklemi çözmekle uğraşmamak adına bir sonraki videoda bunun gibi denklemleri çözmek için sinizoidal girdileri nasıl kullanabileceğimizi göstererek sinizoidal analiz kavramına odaklanacağız.